Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugünkü videoda sizlere bir VS denemesi yapacağım ve bu VS denemesini kimle yapacağım onu da söyleyeyim. Yiseong ve Tomris ile yapacağım. Tomris Hatun şu anda bende fullendi arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir full Yiseong ve full Tomris'in T4 full statlı ordumuz T4 ama karşıdaki arkadaşımız Mikhail Börü arkadaşımız da Inamoto Çağ Çağ onun gene atlı statları full T4 o da ama Çağ Çağ ve Inamoto'su da full arkadaşlar. Şu şekilde göstereceğim. 150K'dan yapacağız. Çünkü bende 150K'dan fazla T4 yok. 150K T4 kaldı. Gerisi hep T5 yaptık. O yüzden 150K üzerinden yapacağız. İkimizde de 150'şer K var. Onun haricinde kendi ordumu da şöyle söyleyeyim. Tomris'i buradan açayım. Tomris Hatun arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere fullendi. Yani normalde şöyle diyeyim. Kullandım hani kendime baktığım kadarıyla Tomris öyle hani normal standart orta seviye bir komutan arkadaşlar. Kale saldırılarında bence daha denemedim ama kale saldırılarında bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Şu özellik sayesinde. Onu da denediğim zaman Fatih Sultan Mehmet'le ikisini kullandığımız zaman da gene görürüz ama onun haricinde açık alan savaşlarında da gene güzel. Yiseong'da da uyar ama tabii ki Edward olsa önüne daha bence uyumlu olur. Edward olsa eğer bayağı ikisi iyi nükür karakter. Özellikle şu skill sayesinde hani %100 şu anda fullediğimiz için %100 oluyor 5 seviye yaptığınızda. 5 saniye boyunca zehir sağlar diyor. İşte bu olay 10 kere mesela diyelim 10. şeyde atsanız skill'i 10 kere birikmiş olacak. O zaman şu özeliniz daha fazla vurmuş olacak. 10 stack yaparsanız. Ama burada normalde 7 turda bir falan şey 6-7 turda bir attığınız için Yiseong'la o birikmiyor tabii ki ama tabii ki Yiseong'un %50 yetenek arttırması falan var. Burada da ekstradan beceri hasar vurma olayı falan derken bir de son özelliği de normal saldırı ve karşı saldırırsan %10 arttırıyor. Süvarilere karşı da burada %10 atak düşürmemiz var. Bakalım. Şimdi ben de hiç denemedik. İlk defa ben de bu VS'de deneyeceğim. Kendi gözlerimize göreceğiz. Tomris ne kadar full bir Tomris ilk defa deniyorum yani full olarak. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Şöyle işaretimizi gönderelim. Evet. Şimdi atlıya karşı zaten biliyorsunuz normalde hani okçular derler ki daha şey. Mesela şu an ilk hasarda biz biraz daha önde gibi gözüküyoruz. 5800 şu Tomris'in vurdukları arkadaşlar yaklaşık yani bir 3800 kendi vuruyor bir de o ekstra hasarı var. O ekstra hasarı da vuruyor. 3000 vurdu, 9000 vurdu mesela. O Tomris'in dediğim gibi zehir efektinin birikmesinden ekstra doğan hasar arkadaşlar. Evet 4000 küsur vurdu, 2800 bayağı nük olarak iyi vuruyoruz. Şu an için biraz kafa kafaya gidiyor savaş. Yani dediğim gibi mesela Inamoto ile Çağ Çağ ikilisi de güzel bir ikili. İyi nükürler. Aynı şekilde Yiseong'la Tomris de şu an için güzel bir ikili. Tomris'in bir de şu özelliği güzel. Hani %30 atak veriyor. Bir de ekstradan %30 3 saniye boyunca falan karşı tarafın defansını kırma özelliği var. O özellikler falan güzel özellik arkadaşlar gerçekten. Tomris'in en sevdiğim özelliği o şu an için. İlk kırmızıya biz düşürdük. Ama savaş bayağı kafa kafaya gidiyor arkadaşlar. Tabii ki bunun bir de piyadesini denemek lazım ama onu da daha sonra inşallah şu an için yapamayacağım ama ileride onun videosu da gene yapabilirim. Hani full statlı piyadeye sahip bir kişiyle onu da deneyebiliriz. Şu an gördüğünüz üzere çok aslında kafa kafaya da gitti yani. Demek ki Inamoto ile Çağ Çağ da çok nükür iki karakter. Tomris de burada Yiseong'la kullandığımızda çok defansif olmuyorlar ama nük anlamında gene iyiler yani. Ama tabii ki Tomris'in burada şunu görebilirsiniz. Edward kadar güçlü bir komutan değil. Edward burada olsa Edward daha rahat yeniyor. Birebir de. Evet. Şu an savaşımız bitti. Şuradan raporumuzu açalım. Ağır yaralarımıza baktığımızda 16 bin yaklaşık benim 17 bin 16 bin 16 bin desek 20 bin de karşı tarafta var. Burada 5000 mesela Çağ Çağ'ın 6000 iyileştirmesi var. O da hani küçümsenecek bir değer değil. Çok da böyle aşırı bir farkla gene yenilmemiş. 16000 ordum kalmış zaten. Hani %10'u kalmış. %90'ını eritmiş karşı taraf. %90'ı %100.
Ama şunu şöyle diyebiliriz. Inamoto ve Çağçağ gibi kötü bir ikili değil ama diyelim ki Inamoto yerine Cengiz Han olsaydı burada. Cengiz Han Çağçağ bence yenemeyecektik. Hani onu söyleyebilirim. Hani buradan ben amaç Tomlis'i gücünü göstermek. Nasıl bir komando? Ben dedim orta klas. Hani ben zaten fulllemeden önce de kullandığım için az çok hani diğer komutanlarla kıyaslandığımda biraz daha orta klas oluyor. Ya mesela bir Edward, bir Yiseong, işte İskender, Richard, işte Cengiz Han bunlar biraz daha bir adım bir tık önde komutanlar arkadaşlar. Tomlis de en azından epikten iyi ama bazı lejendarilerden kötü ama orta seviye. Yani böyle kötü klasmandaki lejendarilerden değil. Yani mesela işte bazı lejendariler vardır. Çok mesela Sezar artık çok tercih edilmez. Hannibal şehirler harici, saldırı harici çok tercih edilmez. Bunlar biraz alt klasmanda kalıyor artık. Ama Tomlis onların daha üstünde olabilir. Yani orta klasmanda diyebiliriz. Şehir saldırılarında dediğim gibi biraz daha ön planda olabilecek bir komutan. Mesela Flokçu orduyla açtığınızda savaş karşı tarafa. Fatih Sultan Mehmet Ön de bu arkada çok iş yapabilir. Onu belirteyim. Evet. Onun haricinde bir de şeyi göstereyim ben size. Benim yetenek ağacımla şeyin yetenek ağacını. Inamoto Çağçağ'ın. Benim yetenek ağacım şu şekildeydi arkadaşlar. Bu yetenek ağacını kullanıyordum. Bu şekilde bir yetenek ağacıyla çıktım. Karşı tarafın yetenek ağacını size göstereyim. Şöyle yapalım. Burada da gördüğünüz üzere bu taraf bu kanatların hepsi full şu kısımlar. Bu Inamoto'nun yetenek ağacı da bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu an için Inamoto Çağçağ ikilisi nükür dediğim gibi. Burada Tomris Hatun'da fullersek ben şöyle bir şey de geçirdim aklımda arkadaşlar Tomris hakkında. Fullesem acaba savaşçı yönü var ya buradan yetenek ağacından dedim şu savaşçı saldırı kısmını fulleyip şuraya gitsem çünkü burada şu var. %10 ihtimalle hücuma geçme olayı ve %15 saldırı arttırıyorsun 2 saniyeliğine. Ve beceri etki süresi boyunca kullanılmaz. Mesela şeylere denk geldiği zaman bu ben 2 saniye beni Silence yeniyorsunuz ya mesela şeyden Herman'dan karşı taraf yani beceri atamıyorsunuz. Aynı bu olayda da beceri atamıyorsunuz mesela. Denk geldiği zaman mesela 10 tura uzatabilme şansınız falan oluyor. Yani bu saldırı kısmını fullesek yani buradan da birkaç belli şu kısma kadar en önemli olan mesela şu kısma kadar verilse falan acaba lider olarak kullansak ne olur diye düşünmüştüm ama yani onda da çok fark edeceğini çok değişeceğini düşünmüyorum. Şunu da belirteyim. Tomris Hatun Herman'la ve Kusunoki ile de güzel oluyor ama Herman'la bir daha iyiydi ben denediğim kadarıyla. Herman'la daha iyi ikili oluyorlar açık alan savaşında. Kusunoki ile de biraz daha dayanıklı oluyor tabii ki o da var. Hani biraz daha defansif %15 verdiği için hafif dayanıklı oluyor ama az hasarı daha yavaş atıyor. Kafa kafaya biriyle girecekseniz Kusunoki belki biraz daha iyi olabilir ama yandan hasar vereceksiniz. Diyelim ki adam size dönmüyor ama tank ordularla savaşıyor. Siz yandan hasar vereceksiniz. Herman ve Tomris daha güzel oluyor. Yani burada elinde iyi Yiseong olmayanlar falan varsa ona tavsiye açısından. Bir Tomris Hatun'un kullanmak için ilk becerisi ve şu ikinci becerisi 5 ise eğer yani şunlar 1 bile olsa kesinlikle epiklerden daha iyi onu söyleyeyim. Zaten şu özelliği çok mükemmel bir özellik. %30 saldırı bonusu vermesi okçu olduğu zaman bir de savunma azaltması %30. Yani 3 saniye boyunca bu da az değil. Bence çok güzel bir özellik yapmışlar arkadaşlar. Sadece işte Tomlis'te şu stack olayını değil de yani stack olayı gibi bir şey olmasa hani şu 10-20 olay olmasa hepsinde 80 vursaymış biraz daha tabii ki güçlü olurmuş. Daha hani çünkü beceri hasarı daha fazla vurulmuş. Bu şekilde biraz daha belki güçlü olabilirmiş ama tabii ki şu daha önceki olayı yenmemizde de biraz da şuranın şeyi var arkadaşlar. Yani %10 %10 %10 karşı tarafı şeyi düşürdük. Şuradan da şeyi de göstereyim bu arada. Kıtaların güçlerini tıklayalım. Burada statlarımıza baktığımızda arkadaşlar okçu saldırısının 139 %139 olarak gözüküyor. Şu an niye bu kadar yüksek? Ben yüksek sanki gördüm ya. Biraz yüksek geldi bana. Bir daha bakacağım. Evet, 139, 94, 58. Karşı tarafın atlı süvarisi de evet 178, 79, 69 daha sonra doğru. Ama karşı tarafın saldırısını görüyorsunuz yani. Çağçağ buradaki çağçağ faktörü var çünkü. Sadece ben burada biraz daha okçu savunmam. Hafif önde. Sağlıkta da neredeyse o benden hatta önde arkadaşlar. Yani
Saldırı farkı fazla ama biz buradaki Yiseong'un şu nük skill sayesinde arkadaşlar şuradaki %50 veriyor ya onun sayesinde fazla nük hasar ürettiğimiz için kazanabildik. Burada şunu unutmamak lazım. Çağçağ'ın ilk becerisi %40 3 saniyede %40 atak kırıyor ya. Bu çok önemli bir şey. Yani %40 atak kırmak 3 saniye önemli bir nokta. Ama bizim de şuradaki o dengeledi yani. %30 arttırıyor 3 saniyede. Hani oradan biraz dengeleyebildik. Ama dediğim gibi burada Cengizhan'la Çağçağ olsaydı bence yenemezdi. Yani Yiseong, Tomlis ikilisi. Tabii ki bunu piyade de falan bakmak lazım. Atlı için hani şu an bu şekilde ama Inamoto ile mesela Çağçağ'ı yenebildi. Ama bakalım şeylerde yenebilecek mi onu bilmiyorum. Bu diğer işte piyadeyi veya okçuda bunu bakmak lazım. Mesela full Yiseong, full LGD yenebiliyor mu? Yenebilir mi diye düşünürsek de yenebilme ihtimali biraz düşük gibi geldi bana. Çünkü Yiseong Elcid'in defansif yönü de biraz yüksek ki. Ama burada da tabii ki bizim atağımız onu dengeliyor. Ve atak kırmamız var falan. Bu denemek lazım yani arkadaşlar. Onlar da falan ileride belki denerim. Onlarla ilgili de bir video yapabilirim ilerleyen zamanlarda. Yiseong Elcid'i full biri bulursam tabii ki. Onu da deneriz. Şu an için bu şekilde Inamoto Çağçağ'da gördük. Ama şunu söyleyeyim. Sonuçta karşı Inamoto Çağçağ dediğim gibi kötü hero'lar değil. Özellikle Çağçağ çok kullanılan bir komutan. Çağçağ ile denk seviyede diyebiliriz yani Tomlis için de bu şekilde baktığımızda bant olarak. Ama dediğim gibi çok da böyle insanlar yani bilmediği için böyle Edward kadar iyi değil. Onu birebir de Edward kadar iyi değil. Onu söyleyebilirim rahat şekilde. Çünkü Edward gerçekten birebir de bayağı etkili ve birçok orduyu daha sarıdayken yeniyor yani. Kırmızıya bile düşmüyor. Yarı canda falan bazen yendiği de oluyor. Full efsanevi olsa bile karşı. Onun için o Edward bayağı orada avantajlı. Çünkü aşırı nük vuruyor. Bir de Yiseong'la birleşince bayağı aşırı nük vuruyorlar ikisi beraber. Tomlis'te de Edward Tomlis de iyi ikili olur diye düşünüyorum. Daha onda hani Edward tabii ki ileride eğer fullersek daha ilerleyen bayağı zaman sonra tabii bunlar. Onları da gene görürüz elbet. Deneriz bakarız. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Dediğim gibi yani burada Tomlis benim full ama hani ben full bir şekilde fullemeye değer mi derseniz onu da hani cevaplamış olalım buradan. Ya şimdi Valide kasın bence şu ilk skill'lerin ilk skill'ini yani ilk şu skill'i açın. İlk şundan 5 yapın. Sonra şu ikisini açın. Şansınız eğer şuna değil de buna giderse 5 yaparsanız orada kalıp şunu da açtıktan sonra o şekilde kullanabilirsiniz. Yani Epic'ten daha iyi olabilir. İkinci komut olarak arkasına mesela Herman önünde arkada Tomlis gibi veya Kusunoki önünde arkada Tomlis gibi kullanabilirsiniz. Ya fullemeye bence uğraşmayın. O çünkü Tomlis'e gelene kadar fullenebilecek komutanlar var. Yiseong, Edward, Okçu'da. Daha sonra Tomlis'e gelir sıra. Onlar ikisi fullersin. Daha sonra fullemek istersen Tomlis'e gelir sıra. Eyvallah ama yani daha Tomlis'e kadar Yiseong ve Edward var. Gene piyadede de mesela Richard, İskender, daha sonra Martell. Bu şekilde sıra gider. Liderlerde bence Fatih Sultan Mehmet kesinlikle fullenmesi gereken bir lider komutan. Onun haricinde de Sezar pek şey yapmıyorum. Frederick. Yani ikinci olarak da Frederick daha bence mantıklı. Zaten Mercia Lady'si kendi kendine fullanıyor ki Mercia Lady'si gerçekten çok şu an için çok kullanılıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kötü değil. Fullleyip de kullanabilirsiniz 6 yıldız yapıp. Ben Mercia Lady'sini şey yapıyorum. Jeanne'ın arkasına koyuyorum. O şekilde kullanıyorum. Şeylere gelirsek de kısaca hepsine değinmişken bir de Atlı'ya gelirsek de Cengiz Han kesinlikle başta çeker. Cengiz Han, Çağçağ, Selahattin, Inamoto para verirseniz zaten fulleniyor. Ona söylemeye gerek yok. Yani bu Cengiz Han ve Çağçağ kesinlikle çok güzel ikili Atlı'da. Kolay kolay da yenilmiyorlar. Ve şunu da söyleyeyim. Selahattin'le de Cengiz Han ikilisi de nükürlara yenilmeyen bir ikili. Onu da belirteyim. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben hani fullemişken göstermek istedim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.